Verdiklerine şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bizleri açlık, yokluk ve kıtlıkla ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ancak sadece olayları bir milletvekili olarak takip eden kişi olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e daha buradan Ovacık'tan bir soru yöneltmek istiyorum. Rusya Federasyonu'nun sınır komşusu olan bir ülkenin savaş uçakları Rusya'nın topraklarını ihlal ederse Rusya devleti ve hükümeti ne yapar? Nasıl bir tepki gösterir? Bu sorunun cevabını verirken Türkiye'nin kendi topraklarının ihlal edilmesi, başka bir ülkenin savaş uçakları tarafından ihlal edilmesi karşısında göstermiş olduğu tepkiyi ancak böyle anlayabilir diye düşünüyorum. Hiçbir ülke başka ülkenin savaş uçaklarının sınırlarını ihlal etmesine müsamahkar davranamaz. Ve kaldı ki bu konuda çokça uyarılarda bulundu. Bundan birkaç hafta önce yine bu ihlaller sebebiyle üst düzeyde iki ülke yöneticileri arasında bir karşılıklı görüş tahtisinde de bulunuldu. Hatta Rusya tarafı özür bile dilemişti birkaç hafta önce bu ihlaller sebebiyle. Şimdi olayı başka yönlere çekerek bir ülkenin kendi sınırlarını koruma doğal hakkını kullanmasını başka yönlere çekerek buradan hem suçlu hem güçlü pozisyonuna girmiş olmasını tüm dünya kamuoyu büyük bir ibretle takip etmektedir. Doğrusu ülkemize siyasi yolla hizmet etmeye çalışan siyasetçiler olarak bizim aslında beklentimiz cezaevlerimizin boş kalmasıdır. Hiç kimsenin cezaevinde olmasını arzu etmeyiz. Bundan hoşnut da bulunmayız. Ama Türkiye bir hukuk devletidir. Bu bahsettiğiniz soruyla ilgili yapılan işlem tamamen yargısal bir süreçtir. Bir siyasi karar değildir. Yargının bir uygulamasıdır. O nedenle bu konuda söyleyeceğimiz yargı süreçlerini takip etmek ve sonucuna göre değerlendirmede bulunmaktır. Konu siyasi değil, tamamen yargısal bir konudur. Tabii hiç kimsenin tutuklanmasını, cezaevinde olmasını biz memnuniyetle karşılamayız. Buna hatta rahatsızlık da duyarız. Ama Türkiye bir hukuk devleti, biraz önce söylediğim gibi tabii ki anayasal kurumlarda görevlerini yapacaklardır. Geçmiş olsun diyorum tutuklama kararına muhatap olan basın mensubu arkadaşlara.